Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üçgen çeşitleriyle alakalı alıştırmalar çözeceğiz. Bir önceki dersimizde bu çeşitlerden bahsetmiştik. Hemen burada bir özetleyelim isterseniz. Şimdi üçgenleri iki kategoriye ayırmıştık. Bir kenarlarına göre, bir de açılarına göre gruplara ayırmıştık. Kenarlarına göre de kendi arasında 3'e ayrılıyordu. Neydi bunlar? Çeşit kenar, ikiz kenar ve eşkenar üçgenler vardı. Açılarına göre de 3 gruba ayırmıştık. Dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgenlerimiz vardı. Şimdi sorular üzerinde bunları zaten detaylı olarak tekrar hatırlatacağız. Birinci sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıda verilen üçgenlerin kenar uzunluklarına göre, bakın kenar uzunluklarına göre, yani sol taraftaki şu 3 çeşitten biri olacak. Çeşit kenar neydi? Bütün kenarları farklı farklı, çeşit çeşit. Oradan aklımıza gelsin demiştik. İkiz kenar üçgen, iki kenarı aynı olduğu zaman ikiz, hani günlük hayatta da ikizler diyoruz mesela, ikiz kardeşleri. O yüzden oradan aklımıza gelsin. Bütün kenarları eş olanları da eşkenar üçgen diyorduk. İlk şeklimize bakalım, ABC üçgenine. Kenarları 2 cm, 3 cm, 4. Hepsi farklı farklı. O yüzden bu bir çeşit kenar üçgendir. DEF üçgeni, baktığımda 2 tane 5 cm'lik kenarımız var. Bir tanesi 4. 2 tanesi aynı olduğu için bu bir ikizkenar üçgendir. KLM üçgenimiz hepsi aynı olduğundan, hepsi eş olduğundan eşkenar üçgen diyoruz. Hemen alta geçelim. DEC üçgeni 8, 8 ve 3. 2 tane kenar aynı olduğundan bu bir ikizkenar. 7, 7, 7. PRS üçgeni hepsi aynı olduğu için bu bir eşkenar üçgen. Ve FGH üçgeni 5, 3, 6. Hepsi farklı farklı olduğu için bu bir çeşitkenar diyoruz. Çeşitkenar üçgen. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda ise bu sefer üçgenleri açılarına göre, yani dar, dik, geniş açılı üçgen. Sırayla gidelim. Bakın, hatta direkt anlattığımız sırayla gidelim. 3 tane vardı. Dar, dik ve geniş. Dardan önce bahsedelim. Dar açılı üçgen, bütün açıları 90 dereceden küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen denir. Ortadaki şekle bakacak olursanız DEF üçgenine 70, 45, 65. Hepsi 90 dereceden küçük, yani dar. İşte bu bir dar açılı üçgen diyoruz. Peki başka var mı? Şöyle bakalım. 6 şeklinde bakalım. Sol alttaki DFG üçgenine bakacak olursak 65, 55, 60. Bunların da arkadaşlar hepsi dar açı olduğundan bu da dar açılı üçgendir. Gelelim dik açılıya. Dik açılı, 3 açısından biri 90 derece olan üçgenlere dik açılı üçgen diyoruz. Bakın ilk şeklimizde ABC üçgeninde B açısı 90 derece. Bu sembolün 90 derece, kutunun içinde nokta işareti 90 derece anlamına geliyordu. O yüzden bu dik açılı bir üçgendir. Aynı şekilde sağ alt köşede PST üçgenine baktığınızda S açısının 90 derece olduğunu görüyorum. Bu da dik açılı bir üçgendir. Gelelim geniş açılıya. Geniş açılı üçgende 3 açısından biri 90 dereceden büyük ise, 90 ile 180 derece arasında ise bu da geniş açılıdır. Bakın sağ üst köşede GIH üçgeninde bir tane 150 derecelik açı görüyorum. O yüzden bu bir geniş açılı üçgen. Aynı şekilde VYZ üçgeninde gene 110 derece, 90 dereceden büyük görüyorum. Bu da geniş açılı bir üçgendir diyoruz. Üçüncü soruya gelecek olursak, aşağıdaki izometrik kağıtta verilen doğru parçalarına uygun olan nokta ile birleştirerek istenilen üçgeni oluşturunuz. Evet. Şimdi bakın, soldaki kutuda bir eşkenar üçgen çizmemiz isteniyor. Eşkenar üçgen neydi? Bütün kenar uzunlukları eşit uzunlukta olan üçgende bir parçası çizilmiş. Peki kaç birim uzunluğunda? Sayalım. 1, 2, 3. Bakın 3 birim uzunluğunda. Peki ben aynı şekilde bakın 1, 2, 3 birim bu tarafa çizersem. 1, 2, 3 birim de bu tarafa doğru çizersem gördüğünüz gibi bütün kenarları 3'er birim olan bir üçgen elde etmiş oldu. Peki hangi noktayla birleştiririm? C. Burada uygun olan nokta C noktasıdır arkadaşlar. C ile birleştirirsem bu doğru parçasını eşkenar üçgen elde etmiş olurum. Gelelim ikizkenar üçgen arkadaşlar. İki sağ tarafta iki kenarı eşit uzunlukta olan üçgene ikizkenar. Bakın burada bir doğru parçası var ama bakın izometrik kağıtta şu çizgilerin her biri bir birimdir. Bakın çiziyorum. Ama şimdi buraya dikkat edin lütfen. İzometrik kağıtta şöyle çok uzak oluyor bakın. Bu çizgi bir birim uzunluğunda değildir. Yani ben mesela şu bize verilen 1-2 birim uzunluğunda bir çizgi değil aslında. Bu yanıltıcıdır. Ama şunu yapabilirim. Ben şimdi iki tane kenar çizeceğim. İkisi de birbirinin aynısı olabilir. Bakın sol tarafa çiziyorum. 1, 2 birim uzunluğunda bir kenar çizdim. H'den de şöyle 1, 2 birim uzunluğunda bir kenar daha çizdim. Bakın burayla bura 2. Ama aşağıdaki parça farklı. 2'den farklı. 2 değil arkadaşlar. H'den çizdiğim kenarlar birbirine, kırmızı çizdiğim kenarlar birbirine eşit uzunlukta oluyor. O zaman da ikizkenar çizmiş oluyorum. Hemen 4. sorumuza geçelim. Diyor ki aşağıda noktalı kağıtta verilen doğru parçalarını uygun noktayla birleştirerek istenilen üçgeni elde ediniz. Nasıl bir şey istiyor bizden? İlk şekilde dik açılı üçgen. Bakın dikkat ederseniz bize verilen doğru parçası noktalı kağıtta tam çapraz bir şekilde gidiyor. Bakın 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3. Yani tam çapraz şekilde olacak şekilde çapraz gidiyor arkadaşlar. Peki ben o zaman şöyle bir şey yaparsam. Aynı çaprazlıkta gene gidersem. Mesela üstteki köşeye bakın lütfen. Şu köşe. Ben buradan da aynı çaprazlıkta gidersem. Bakın görüyor musunuz? Normalde şöyledir. Size bir örnek göstereyim. Şimdi bakın. Şurası dik açı değil mi? Size bir dik açı çizdim. Şurası 90 derece. Siz tam çapraz dediğimiz kesikli çizgiyle göstereceğim bakın. Şöyle çizdiğinizde 90 dereceyi tam ortadan ikiye bölmüş oluyorsunuz. Yani burası da 45 derece. Burası da 45 derece. Yani şimdi bakın tekrar eski şeklime geri geleceğim. Şimdi şuradan şu şekilde çizmeye başladığınızda bakın bu şu şekilde tamamlayayım. Şuraları da tamamlayayım. Çizgileri çizeyim ki net bir şekilde gözüksün. Bakın şurayla şurası 45-45 oluyor. Aynı şekilde şurasıyla da şurası 45-45 oluyor. Peki dıştaki yerleri sildiğimde bakın. Gereksiz yerleri sildiğimde 45-45. Siz nasıl birebir çaprazında bize verilen doğru parçasına siz de birebir çaprazlıkta giderseniz bir 45'te siz çizmiş oluyorsunuz. 45-45 90 dereceyi yakalamış oluyoruz. O yüzden ben şu şekilde D ile birleştirirsem şöyle de birleştirdiğimde bakın şurası şu tepedeki açı karenin içine nokta koyduğum sembol dik açı dik açılı üçgeni elde etmiş oluyorum. Yani doğru cevabımız D noktası olacak arkadaşlar. Diğer şeklimize bakalım. Geniş açılı üçgen. Bakın şimdi deneme yanılma yolu yapalım. E ile birleştirsem şöyle bir şey oluyor. Bakın şurası 90 derece. Bu bir dik açılı üçgen. E olmaz. F ile birleştirsem. F ile birleştirdim. Bakın. Bakın bu da dik açılı üçgen. Şimdi diyeceksiniz ki hocam şurası dar açı. Şurası da dar açı. Ama bir şey fark ettiniz mi? F'nin olduğu yerde şurası 90 derece arkadaşlar. Şurası 90. Nereden emin oldum? Bakın dikkat edin. F'den birebir çaprazlığında gidiyorum. Şu sol tarafa çizdiğim kenar birebir çaprazlığında gidiyor. F'den sağ tarafa doğru çizdim de birebir çaprazlığında gidiyor bakın. İkisi de birebir çaprazda. Az önce şu ilk şekilde tepede de yapmıştık ya arkadaşlar. Aynı oradaki gibi bir çizim var. O yüzden F açısı 90 derece oluyor. Bu da bir dik açılı üçgen. Bu da olmaz. Peki G ile birleştirsek şöyle bir şey olsa. Bakın şurası da dik açı. Bu da olmaz. Geriye tek bir seçenek kalıyor. H. Bakın H ile birleştirelim. Şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Bakın G'den geçtiğinde, şu çizgiden geçtiğinde 90 derece oluyordu. Ama biraz daha açılmış fark ettiyseniz. Şu açı tekrar çiziyorum. Şuradaki açı arkadaşlar geniş açıdır. Yani burada da doğru cevap H noktası olacak. Beşinci soruya bakacak olursak. Kareli kağıtta verilen üçgenlerin kenarlarına göre çeşidini yazınız. Şimdi burada dikkatli olalım. Bakın şimdi. İlk şeklime baktığımda tabii ki bu biraz tecrübeyle alakalı bir şey. Şimdi biz kareli kağıtta arkadaşlar mesela her bir çizginin boyunu bir birim hesaplarız. Mesela şu an ekran çizdiğim kırmızı çizgi. Hatta şöyle yapalım. Çok küçük duruyor şu an. Ben bunu şöyle iyice büyüteyim arkadaşlar. Şimdi kenarlarına göre yapacağız. Açılarına göre değil bakın. Kenar uzunluklarını bilmemiz lazım. Ama şimdi bizler kareli kağıtta her bir çizgi bir birimdir. Şu an çizdiğim kırmızı çizgi bir birim. Bu da bir birim. Bu da bir birim. Bu da bir birim. Ama çapraz çizilen mesela şu yuvarlak içinde gösterdiğim çizgi bir birim değildir. Peki kaç birimdir? Bu bir birimden uzundur arkadaşlar. Hesaplamasını 8. sınıfta göreceğiz. Şu an ne kadar olduğunu bulamayız. 8'de bir formülümüz var. Onun üzerinden ancak hesaplayabiliyoruz. İyi de buradaki çizgilerin çoğu çapraz gidiyor. Ne yapacağız? Uzunluklarını hesaplamazsak nasıl aynı mı değiller mi nereden bileceğiz? Şimdi birazdan bir yöntemimiz var. Bakın şimdi. İlk şeklimize bakacak olursanız sol üst köşedeki çizgiler hep çapraz gidiyor. Çaprazların uzunluğunu ölçemem ama aynılar mı değiller mi görebilirim. Şimdi bakın. Sol taraftaki şu kenara bakın. Sol taraftaki kenara. Bu bir çapraz çizgi. Ama uzunluğunu ölçemiyorum ama nasıl bir çaprazlıkta gittiğini yakalayabilirim. Hatırlarsanız konum konusunda da bunu yapmıştık. Bakın. Buradan bir dik üçgen elde ettiğimde. Şimdi bir yana 3 yukarı 1'e 3 çaprazlığında gittiğini görebiliyorum. Bakın çizgilerini sileyim şöyle. Tekrar görelim. Şu çizginin, kırmızı çizdiğim çizginin 1'e 3 çaprazlığında gittiğini görebiliyorum. Hemen not alıyorum. Ayrıca aklınızda tutun. 1'e 3. Peki diğer kenara bakalım. Şunu siliyorum şimdi. Alttaki kenara, şu çizdiğim kenara şimdi odaklanın. Bu da çapraz gidiyor. Peki bu da 1'e dikkat ettiyseniz 3 çaprazlığında gidiyor. İkisi de aynı çaprazlıkta gidiyor. Ben buradan şunu anlayabiliyorum. O zaman bu kırmızı kenar ile bu kenar aslında birbirinin aynısı. O zaman bu bir ikiz kenar üçgendir diyebilirim. Peki başka ikiz kenar var mı? Şöyle bir baktığımızda bakın sağ üstteki şeklinde ikiz kenar olduğunu söyleyebilirim. Nereden anlıyorum? Bakın şu çizdiğim kırmızı kenar ile diğerini dalgalı göstereyim. Düz çizdiğimle dalgalı çizdiğim eşit uzunlukta. Nereden biliyorsunuz? Hemen görelim. Bakın şimdi sol taraftakinin iki ucunu buldum. Kaça kaç çaprazlığında gidiyor bakalım. 1, 2 yana gidiyor. 1, 2, 3, 4 aşağıya gidiyor. Peki sağ taraftaki nasıl gidiyor? Hemen şöyle görelim bakın. 1, 2 yana. 1, 2, 3, 4 çapraz. 2'ye 4 çaprazdı. İkisi de aynı çaprazlıkta gidiyorsa o zaman uzunlukları aynıdır. Bu üçgenin sağ tarafıyla sol tarafı kırmızı boyadığım kenarlar eşit uzunluktadır. O zaman bu da bir ikiz kenar üçgendir. Peki başka var mı? Bir tane daha var arkadaşlar. O da altta ortada bulunan şekil. Bakın çizdiğim şu kenarla şu kenar eşit uzunlukta. Nereden bildim? Sol taraftakinin uzunluğuna bakalım. Nasıl bir çaprazlıkta gidiyor? 1, 2, 3 yana. 1, 2, 3, 4 aşağıya. 3'e 4 çaprazlığında. Peki sağ taraftakine bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hani konum konusunu anlatmıştık ya, şu kadar sağa bu kadar aşağıya diye. Bu da aynı onun gibi. Çaprazları bu şekilde tarif edebilirsiniz. 2 çapraz da 3'e 4 gidiyor arkadaşlar. O zaman uzunluklarını ölçemiyorum ama çaprazlıkların aynı olduğunu görebiliyorum. O zaman sağ tarafla sol kenar ile şu kenar ile şu kenar eşit uzunluktadır. O zaman bu da bir ikizkenar üçgendir diyebilirim. Peki gelelim diğer şekillere. Mesela yukarıdaki şekle bakalım. Sol taraftaki kenarla başlayalım. Şöyle başlıyorum. Bakın. 2 yana, 2 aşağıya. 2'ye 2 çaprazlığında gitmiş. Hemen üzerine şuraya not alabilirim. 2'ye 2. Peki sağ taraftaki şu kenara bakalım. Bakın gidişatı gösteriyorum. Çapraz gidişatı. 1'e 1, 2, 3, 4. 1'e 4. Sağ taraftaki de 1'e 4 çaprazlığında gidiyor. Bunu da not alalım. 1'e 4. Ya da 4'e 1. Ne dersiniz? Fark etmez. Alttaki kenara bakalım şimdi arkadaşlar. Onun da çaprazlığını bulalım. Bakın. 1, 2, 1, 2, 3. 2'ye 3. Ya da 3'e 2. Fark etmez. 2'ye 3 diyelim. 2'ye 3. Bakın 2'ye 2, 1'e 4, 2'ye 3. Hiç aynı olan var mı? Yok. Bu şu demek. Hepsi farklı demektir arkadaşlar. O yüzden bu bir çeşit kenar üçgendir diyoruz. Sol taraftakine bakalım. Biraz kaymalar yaşanmış. Gri çizgilerden biraz aşağıya kaymış. Bakın şu sol taraftaki şekil. Mesela üstteki kenarın 1, 2, 3 düz gittiği için 3 birim olduğunu söyleyebilirim. Yukarıdan aşağıya da soldan sağa giden kareli zeminlerde direkt yazabiliyorum birimini. Bu 3 olduğu belli. Biz şimdi çapraz olanlara bakalım. Acaba şu sol taraftaki çapraz ile sağ taraftaki aynı olabilir mi? Ona bakalım. Şöyle biraz bakınca sanki aynı gibi duruyor ama emin olmamız için öyle duruyor diyeyle söyleyemeyiz. Sol taraftaki çapraz gidenin kaça kaç çaprazlığında gittiğini şöyle gösterelim. 1, 2 yana 1, 2, 3, 4, 5 yukarı. 2'ye 5 çaprazlığında gidiyor. Şöyle temizleyelim. Burası 2'ye 5 ya da 5'e 2 fark etmez. Sağ tarafa bakalım. 1 yana. Bakın 1 yana. Direkt kaybetti zaten. Hani aynı olma şansı yok. Şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. 1'e 5. 1'e 5 çaprazlığında gidiyor. Zaten 1'e 5. İkisinin de aynı olmadığı buradan anlaşılıyor arkadaşlar. O zaman bu bir çeşit kenar üçgendir diyoruz. Son bir tane kaldı. Sağ tarafta bakın. Üstteki kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Düz çizgilerden gittiği için bunu söyleyebiliyorum. Hatta şuna da 3 yazalım. Şuna da 7 yazalım. Peki çapraz gidenler acaba aynı olabilirler mi? Tabii ki baktığınız zaman sol taraftaki çapraz giden çizgi daha uzun. Net bir şekilde gözüküyor. Ama biz bunu ispatlayalım tabii ki. Sol taraftaki bakalım kaça kaç çaprazlıkta gitmiş görelim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5'e 6 çaprazlığında gitmiş. Temizliyorum. 5'e 6. Peki sağ taraftaki nasıl bir çaprazlıkta gitmiş? Hemen onu görelim. 1 yana 1, 2, 3, 4, 5. 1'e 5. Aynı mı? Diğeriyle hayır. 1'e 5. İkisi de farklı gördüğünüz gibi. Hepsi farklı. O zaman bu da bir çeşit kenar üçgendir diyoruz arkadaşlar. Son sorumuza gelecek olursak. 6. sorumuzda ne diyor? Kareli kağıt verilen üçgenlerin açılarına göre çeşidini yazın. Şimdi açılarına göre arkadaşlar. Kenarlarıyla değil. açılarıyla ilgileneceğiz. Bir kere içinde dik açı olan üçgenler dik açılı üçgendi. Zaten dik açı, bakın arkadaşlar, bu çizgilerden gidip biri yukarıdan aşağı, biri sağlı sollu geliyorsa burada dik açı oluşuyordur. Bu bir. İkincisi, eğer çizgilerden biri çapraz gidiyorsa, tam çapraz, diğeri de tam çapraz gidiyorsa, uzunluklar önemli değil. Biri kısa, biri uzun olabilir. Hiç önemli değil. Bakın şöyle, şu da tam çapraz, bu da tam çapraz. O zaman arada 45-45-90 derecelik bir açı oluşuyor. Şimdi mesela burada bariz bir şekilde dik açılı üçgen olan arkadaşlar, birinci şekil şurası 90 derece olduğu için bu bir dik açılı üçgen. Üçgen kelimesiyle yazıp da zaman kaybetmiyorum. Bir de sağ alttaki üçgene bakacak olursanız. Şimdi baktığınızda dar açılı üçgen gibi duruyor. Şu üçgenden bahsediyorum arkadaşlar. Bakın şu kenar tam çapraz gidiyor. Yani şöyle bakın, size burada bir dik açı göstereyim. Şu kesikli çizgilerle gösterdiğim yer dik açıdır. Siyah olan yukarıdaki şu kırmızıyla üzerinden geçtiğim kenar tam çaprazdan, tam ortadan gidiyor. Yani 45 dereceye 45 derece şeklinde ortadan gidiyor. Aynı şekilde bakın burada da soldaki siyah çizgi de 45-45 tam çaprazdan gittiği için, bakın diğer yerlerini siliyorum. Ne fark ediyoruz? Üçgen içinde kalan, şu solda kalan, içini kırmızıya boyuyorum bakın arkadaşlar. Şu açı 45-45-90 derece yapmış oluyor. Yani buranın ben dik açı olduğunu yakalamış oluyorum. O zaman bu da bir dik açılı üçgendir. Peki bariz bir şekilde geniş açılıyı biliyoruz. Açılarından biri 90'dan büyük olan, bakın yukarıdaki ortada bulunan şekil, şu açı 90 dereceden büyüktür. Nereden biliyorum? Eğer şöyle gelseydi şurası dik açıydı. Ama gördüğünüz gibi şu kadarlık bir açı genişlemiş. Dik açıdan geniş hale gelmiş. O yüzden şu sol alttaki bulunan açının, kırmızı boyadığım açının geniş açı olduğunu görebiliyorum. Geniş açılı üçgen diyorum. Bir tane daha var. O da sol alttaki üçgen bakın. Aynı mantıkla burası geniş açıdır. Bu da bir geniş açılı üçgendir diyoruz. Peki geriye iki şeklimiz kaldı. Bunlar da dar açılı arkadaşlar. Nereden biliyorum? Bakın sol taraf dar, sağ taraf dar, üstteki de dar. Nereden bakın? Nerede? Onu nereden anlıyorum? Bir şöyle çapraz, bir böyle çapraz gitti de şurası 90 derecedir. Ama bu bakın iki kolda daha da daralmış. Yani 90 dereceden küçüldüğünü görebiliyorum. Üç açıda dar olduğu için bu bir dar açılı üçgen. Aynı mantık ortadaki şekilde de var arkadaşlar. Bu da dar açılı üçgendir diyorum. Evet. Alıştırmalarımız bu şekilde. Şöyle bütün cevaplarınıza genel olarak bakabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.